TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler bu gece değerli hocam Emre Dorman'la birlikte Profesör Doktor Muhammed Nurdoğan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızı konuk ediyoruz ve Allah Kur'an ve din ilişkisini konuşacağız değerli hocalarım hoş geldiniz hoş bulduk nasılsınız hoş bulduk. çok şükür hamdolsun olsun iyiyiz Allah bir şeyler yapınca hocam. daha da iyi oluyoruz. Yani bir işe yaramanın e, heyecanı ile hayata tutunuyoruz. Yoksa yani e, bu dünyanın e, çekilecek bir tarafı yok esas. <laughs> Ama mutlaka bir iş üzerine olmak, e, yani hayata bir katkıda bulunmak, hayata, din zaten hayatın ta kendisi. Evet. Biz böyle dinle hayatı birbiriyle çatıştıran. ...anlayışın kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hep. Ne güzel, ne güzel konuştunuz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Yani din hayat geldiğiniz. için var. Hayatı güzelleştirmek için var. Dünyayı ıslah için var. Yoksa hayatla, insanla, fıtratla çatışan bir din... ...sonucunda felaketlere yol açan bir şey haline geliyor. Evet, bunların hepsini <laughs> programımızın içinde de evet. konuşacağız eminim. <laughs> öncelikle izleyenlerimize kitap duyurularımızı yapmak istiyorum müsaadenizle. Sevgili izleyenler her gece olduğu gibi bu gecede Mehmet Okuyan hocamızın Kur'an mealini ve programımızda da bolca bahsedeceğimiz Caner Taslaman hocalım, hocamızın Aforizmalar, Hayretten Hayranlığa Aforizmalar kitabını siz değerli izleyenlerimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızın altına yorum yaparak fotoğrafı beğenen takipçilerimiz ve izleyenlerimiz arasından 10 kişiye iki kitabı da hediye ediyoruz. Peki Emre hocam bu gece Allah, Kur'an ve din ilişkisini konuşacağız dedik. Başlamadan önce siz neler söylemek istersiniz? Yani tabi Ramazan ayının e, e, aynı zamanda Kur'an ayı olduğunu e, her fırsatta vurguluyoruz. Bu anlamda Allah, Kur'an ve din arasındaki ilişkiyi konuşmadan olmazdı. Muhammed Nur hocam da sağ olsun epedir e, bir araya gelememiştik. İnşallah güzel başlıklarımız var. Evet e, Can hocamın zaten aforizmalar Yakıyor maşallah ortada. Evet evet Hep evet. Hep inşallah bunları konuşacağız. İnşallah. Peki e, Muhammed Hocam dilerseniz ilk sorunuzla başlayalım. Şimdi günümüzde maalesef Müslümanların yaşadığı dinle, Kur'an'ın bize anlattığı din arasında çok büyük bir uçurum var. Bu gece aslında o uçurumun sebeplerini, e, o uçurumun çözümlerini e, ve Kur'an-ı Kerim'in bize İslam dini hakkında neler söylediğini konuşacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Kur'an'ın din dediğiyle, İnsanların anladıkları arasındaki temel farklar nelerdir hocam? Evet, şimdi şöyle bir sokağa çıksak, yahut da diyelim ki cami cemaatine sorsak, her kesimden insana sorsak desek ki din deyince siz ne anlıyorsunuz? Gerçekten neler, hangi cevaplar alacağımızı aşağı yukarı tahmin ediyoruzdur. Yani bunlar kılık kıyafet efendim bazı ritüeller <laughs> e, ve daha sonra e, mesela tırnakların nereden kesileceği konusu işte acaba e, oje ile e, şey bozulur mu e, o, yani abdest alınır mı işte Kur'an'a abdestsiz dokunulur mu falan gibi böyle inanılmaz teferruat ve e, esasen insanlara e, bir nevi eee hapishane gibi bir hayatı adeta dayatan zorlaştıran bir takım hükümler Köleleştiren. Evet. evet insanlar tarafından üretilmiş hükümler karşınıza çıkar yani son derece düşük seviyeli bir takım sorular cevaplar veya isimlendirmeler Halbuki Kur'an'a baktığınızda yani Kur'an <laughs> dinin yegane kaynağıdır diyoruz. Bu çok önemli bir husus. Evet. Çünkü bu dinin sahibi e, göndereni insanlara nimet olarak e, ve hidayet rehberi olarak insanlığa nimet olarak e, sunulan din, dinin sahibi Allah. Dolayısıyla biz dini nereden alacağız diye sorduğumuz zaman onun tek mantıki ve akli tek cevabı var. Doğrudan doğruya Allah'tan almamız gerekiyor. Peki evet. Allah'tan nasıl din alırız? Allah'tan, O'nun gönderdiği e, mesajlar sisteminden, yani vahiyden, yani Kur'an'dan biz dini alacağız. Kur'an'ın dinine baktığınızda, e, Kur'an'ın dinindeki e, e, gerek inanç, Hı. gerekse koruyucu hükümler anlamındaki haramlar, helaller, farzlar, bütün bunlar, çok yüksek seviyeli evrensel normlarla doğrudan bağlantılı hususlardır. Evet. Başta her şeyden önce Allah'ın varlığı, onunla ilgili insanoğlu ister e, kuma yazma bilmeyen bir insan olsun isterse e, en yüksek eğitimden geçmiş kişiler dahi olsa insan sonuçta kendisinin ne olduğunu nereden geldiğini, nereye gittiğini sorgulama durumundadır. Yani bunu farklı şekillerde izah etmek bu sorunu yu ortadan kaldırmıyor. Yani işte bir tanrının olmadığını söylemek ateizmle veya pozitivizmle veya işte ruhçulukla izah etmek bu sorunun mutlaka olması gerektiğini gösteriyor. Yani sonuç olarak Kur'an evet Allah'ın varlığını iki daha önemlisi Allah'ın tek Kudret, güç sahibi olduğu hususunu e, ve insanın yalnız ve yalnız ona ibadet etmesi gerektiğini, ondan yardım dilemesi gerektiğini ve hidayet olarak onun önerdiği ana ilkelere bağlı bir hayat yaşaması gerektiğini talim ediyor. Ve İslam'ın din olarak e, getirdiği önümüze koyduğu şeyin temeli tevhid'e dayalıdır. Evet. Yani baktığınızda Kur'an'ın din dediği diye bir kitap ben kaleme aldım ve çok şaşırtıcı bir şekilde Kur'an'da tevhidin anlatıldığı, Allah'tan başka ilah olmadığı hususunun ısrarla vurgulandığı ve bütün elçilerin, resullerin gelip de getirdikleri tebliğin özünü tevhid teşkil ediyor. Evet. Tevhidi anlatıyor Allah Kur'an'da ondan sonra diyor ki işte hadihi dinil kayyım, işte esas din budur. İşte esas din budur ve e, baktığınızda Kur'an temeli e, tevhid olan çok e, muhteşem bir bina bize sunuyor. Sunuyor, evet. Bu temeli e, üzerine dört ana sütun çıkıyor. Birisi Hı -hı. koruyucu ilkeler, inanç ilkeleri, ahlak ve yüksek duygular. Şimdi e, koruyucu ilkeler dediğimiz şey işte haramlar. E, bu aklı, bedeni hı hı. çevreyi e, efendim malı canı koruyan şeyler hı hı. bunlar kesinlikle e, bütün diğer kutsal kitaplarda da var olan şeyler yani on emir dediğimiz şey evrensel ilkeler evrensel ilkeler evrensel hukuk normları diyelim ondan sonra ahlak tabi bu ahlak da fıtratın ve Kur'an'ın ve aklın e, yolundan giden bir e, toplumsal ve bireysel hayatın e, ana caddelerini gösteriyor ahlak ve sonunda da e, tabii e, bu e, ilkelere dayalı olarak insandaki yüksek e, duygular, estetik gibi. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi e, Kur'an'ın teklif ettiği, öngördüğü din sonuçta akla, fıtrata ve evrensel değerlere uygun bir Uyumlu, e, dindir, kolaydır, kolaylaştırılmıştır ve özgürleştiricidir. Evet. Ama bunun yanında uydurulmuş din dediğimiz yani kültür dinleri ve folk religion dedikleri yani e, insanların zaman içerisinde ürettikleri e, dinler ki e, İslam'ın da bunda katkısı var tabii. Yani Hı -hı. İslamdan da bir şeyler almışız ama İslam dışı bir sürü uydurma ile beraber bu dinler de insan zorlaştırıyor. Kendileri zor, zorlaştırıyor. Evet. E, korkutuyor ve köleleştiriyor. Maalesef ki. Evet. Peki bunları konuşmaya devam edeceğiz. Emre Hocam bu konu hakkında muhakkak söylemek istedikleriniz var. Lütfen <laughs> buyurun. Valla şimdi Muhammed Nurdan Hocam çok güzel çizdi çerçeveyi. Evet. Yani altın e, altına imza atmak en güzeli. Gerçekten çok güzel ifade etti. Şimdi hep söylediğimiz bir şey var. Yani yerde gökte her ne varsa bunların arasında olan her şey Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyor. E, dinin bu anlamda e, merkezinde de Allah vardır. Yani yerde gökte ve bunun arasında olan her şey Allah'a aitse dinin Allah'a ait olmaması düşünülebilir mi? Yani tabii ki din de Allah'a aittir. Bu anlamda din Allah'a ait olan Allah'tan öğrenilir. Allah'a ait olanın Allah'tan öğrenilmesinin yolu da Allah'ın vahidir. Evet. Yani kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin kendi hayatına örnek edindiği, e, izinden gittiği, yolundan gittiği e, Kur'an'a her Müslümanın dinini öğrenmek, en güzel şekilde anlamak ve öğrenmekle anlamakla kalmayıp hayatına taşımak gibi bir yükümlülüğü vardır. Yani dini konularda birçok tabii ki sorular var, dini konularda birçok açıklamalar var, birçok yaklaşımlar var. Ama ortalama bir Müslümanın bütün bu farklı görüşler, açıklamalar, yaklaşımlar arasından, neyin doğru olduğunu, hangi görüşün isabetli olduğunu anlayabilmesi için bizzat kendisinin dinin öğrenmesi gerekir. Evet. Yani dinimizi başkalarından öğrenme lüksümüz yok. Herkes dinlenebilir ama insanın o anlatılan şeyler arasından doğruyu kendisi iradesiyle kendi aklını kullanarak tespit edebilmesi gerekir. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla buluşması gerekir. Yani bize Kur'an'da herhangi bir şeyin olduğu ile ilgili bir iddiada bulunuyorsa bir insan en azından onun Kur'an'da olup olmadığını birey olarak bir Müslümanın bilebiliyor olması gerekir. Yani bu niye lüks olarak görülüyor? Ben onu gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu niye biz Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı bu konuda direnç gösteriyor? Niye böyle bir duvar örüyor E Allah'ın vahyiyle kendi arasına. Çünkü Allah bize işte Zuruh Suresinin 44. ayetinde bu kitaptan sorumlu olduğumuzu ve bu kitaptan sorulacağımızı söylüyor. Evet. Yani soruların nereden çıkacağı belli. Ee, çalışmamız gereken şey de belli. E bu durumda nasıl oluyor da biz onun e, anlamından uzak bir dindarlık iddiasında bulunabiliriz? Veya ona rağmen onun ortaya koymuş olduğu ilke hakikatlere rağmen bir inanç üzerinde olabiliriz. Bunun Hatta bir şeyi yok. Allah'a yani. din bile öğretmeye evet. kalkıyoruz. Yani, Efe, Allah Efe tuallimun allaha bi Siz Allah'a dininizi <laughs> mi dayatıyorsunuz? 16. ayetinde. Yani. Evet. evet. Ve aynı zamanda da pardon hocam lütfen. Ya, o aynı zamanda da din tüm e, olgulara şimdi e Muhammed hocam da dedi ya insan fıtratında bir soruyla doğar, o sorunun cevabı din Allah olmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir cevap tatmin etmez diye. Gerçekten de din tüm olgulara aynı zamanda değer veren de değer katan da bir kavram değil mi hocam? Örneğin evet. örneğin bir paranız var ama bu parayı infat mı edeceksiniz, hayırda evet. mı harcayacaksınız? Bir paranızın i̇sraf olması mı <laughs> israf mı edeceksiniz? Paranızın olması bir olgu ama evet. onu nerede kullanacağınız bir değer ya da yani din doğru bir şekilde anlaşılırsa hı hı. esasında bir insanın hayatı için ne kadar anlam ve değerli olduğu anlaşılabilir evet. beraberinde. Ama işte din adına bazen üretilen veya din adına ortaya konulan şeylerle insan fıtratı çatıştığı zaman bu sefer insanlar onu dinden zannedip dinle arasında mesafe koyabiliyorlar. Evet. Halbuki din baştan aşağı bizim hayatımızı inşa etmek, şekillendirmek, bizi iyi ve güzel olanla buluşturmak Doğru ile yanlışı ayırt etme noktasında bize ölçü olmak için var. Allah aslında işimizi kolaylaştırmak için dini göndermiş ve bizi bu hayatı yaşarken de daha iyi, daha erdemli, daha e, faydalı bir insan olarak yaşamak evet. üzere bizi teşvik etmek üzere göndermiş. Yani din bizim sorunlarımızın çözümü için var. Din bizim çığlıklarımızın cevabı olarak var. Ama bugün maalesef yanlış din anlayışlarından dolayı e, insanlar için, çoğu zaman bu yanlış din anlayışları en büyük sorun, en büyük problem, en büyük çatışma unsuru haline gelebiliyor. Evet. Ve yük oluyor insana. Evet. İnsanın sırtında yükten bahseder Kur'an. Evet. Yani aranızdan bir peygamber gönderdik, bir Resul gönderdik evet. ve bu Resul sizi özgürleştirecek bir temizleyecek neden temizleyecek? Cahili Göklerden. ve fıtrat dışı akıl dışı hurafelerden sizi temizleyecek. Ki Boynunuzdaki prangaları çözecek, sırtınızdaki evet. yükü alacak. Bu o kadar önemli bir şey ki, bir ayette de Allah bu dini size, bu Kur'anı size sıkıntı olsun diye göndermedi. Zahmet çekesiniz gönderme. diye göndermedi. Evet. Sıkıntı. Zahmet çekesiniz diye değil. Kolaylık için. Evet. İslam dini Kolaylık. kişinin hayatını kolaylaştıran, özgürleştiren, köleleştirmeye evet. hatta yaşatmaya yönelik bir... Ben bir şey, e, kusura bakmayın, Lütfen, o kadar önemli evet, ki buyurun. bu dinle ilgili e, bir ayet var. Orada çok, e, yani dinin esasen kozmik anlamda çok güzel bir cevabını veriyor. Ve hatta soruyor, diyor ki, Efe gayre dinillahi ya siz Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorsunuz? Bu soru enteresan. Yani insanlar hakikaten Allah'ın dininden başka dinler aramakla ömürleri geçiyor. Ee, onu beğenmiyorlar. Peki nedir? Ve lehü esleme men fi's semavati Göklerde ve yerde bulunan her şeyin ister istemez teslim olduğu anayasa dindir. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu. Yerler, gökler, hava, su, ateş her şey Allah'a ister istemez teslim olduğuna göre onlar da İslam sınırı içerisinde mütale edilmelidir. Ve insan da eğer bedeni olarak zaten ister istemez barışa, kozmik sisteme teslim olmuş iken bir de düşünsel anlamda, hı hı. akli anlamda e, da teslim olacak olursa, kalbi anlamda da teslim olacak olursa bu sefer kendi bedeniyle kardeş olacak. Evrenle kardeş olacak. Yani güneşle, ayla Aksi takdirde yani tevhidin dışına çıktığınız zaman sizi çatışma bekliyor. Evet. Dualizm bekliyor. Hı -hı. Trinite bekliyor. Evet. Yani çatışma, tefrika. Dolayısıyla Allah'ın dini tefrikadan, bölünmeden, parçalanmadan tevhide götüren. Evet. Evrensel, kozmik e, şey düzen evet. ve barış. Evet. Temelinde de denge tevhid ve. inancı var. Peki Caner Hocam. Sevgili izleyenlerimize tekrar hatırlatalım sevgili izleyenler bu gece Caner hocamın aforizmalar kitabından e, aforizmalarını konuşacağız. Onlardan bir tanesini hatta iki tanesini birden okumak istiyorum hocam hayatın kısalığı ve Allah'a döneceğimiz gerçeğiyle alakalı belaların en belalısına diklenerek diyelim ki biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Of son kısmı ayet. Bizim. Ayet Bakara suresi 156. ayet. Bir diğeri Doğduğumda baş aşağı edildi kum saatim. Kavuşmaya kaç kum tanesi kaldı Rabbim? <laughs> Şiir olmuş bu aynı zamanda. Harika gerçekten de. <laughs> Şimdi bu hayattaki en önemli olgu bir ölüme doğru gittiğimiz olgusu. Yani hayat çok kısa ve ölüme doğru gidiyoruz. Ve buradaki varlığımıza tamamen Allah sayesinde kavuştuk. Yani her şeye buradan başlamamız lazım. Yani ben kendimi yaratan değilim. Beni var eden Allah. Her şeyimi Allah'a borçluyum. Yani şurada konuşuyorsak biz daha evvelden bir hiçtik. Düşte Bir yüz yıl önceye gidelim, geriye filmi sayalım. Yani Hiçbirimiz burada yoktuk. ya Şu anda biz görüyoruz etrafı. Bu o kadar olağanüstü bir şey ki. Duyuyoruz, idrak yani ediyoruz. karşımızdaki. Evet. Hafızamız da var. Muhammed Hocam'la önceden tanışıyoruz. Emir Hocam'la sizle. Buraya geldim, size önceden tanıdığım hafızam sayesinde aa, anladım. E ee, işte bir dostluk var, muhabbet var. Bütün bunlar 100 yıl önce hiçbir yoktu. Evet. Tamamen bir hiçken şu anda gören, işiten, hafızası olan, muhabbet eden, sevdikleri olan, hüzünleri olan, acıları olan, mutluluklar olan bir varlığız. Ve bu çok çok olağanüstü. Ve bütün bunlara Allah sayesinde sahibim. Hiçbirini ben yapmadım. Tarihin hangi döneminde yaratılacağıma ben karar vermedim. Görmemi ben sağlamadım. Hafızamın işte daha evvel bu bildiğim kişileri idrak edebilmesini sağlayan ben değilim. Tamamen bunlar Allah sayesinde. O zaman yani bir insan için Allah'tan daha önemli ne olabilir ki? Her şeyim Allah sayesinde sahibim. Kısa bir hayat var. Bundan sonra Allah ahiretin varlığını ediyor. Tamamen o da Allah'ın gücü ve kudreti sayesinde olan bir şey. Yani bu kadar sevdiklerim var bu dünyada. Her şey ihtişamlı. Kısa süre sonra bunlar yok olacak. Bunlarla yeniden kavuşmam hepsi Allah sayesinde. Evet. Şimdi buradaki varlığım Allah sayesinde, varlığımın burada devamı Allah sayesinde, yeniden yaratılmam Allah sayesinde. Bu her vicdanlı insanın ruhunda müthiş bir minnettarlık hissi oluşturması gerekir. Bu içinde du duyduğumuz minnettarlığın müthiş Allah'a karşı bir sevgi oluşturması gerekir. O yüzden tabii ki bu hayatı yaşarken Ahirette Allah bize daha çok kendi varlığı ile ilgili bilgileri, bu dünyada bilemediklerimizi bilgi açacağını düşünüyoruz. O yüzden aslında ölümü bir yerde bir müjde olarak da görüyoruz. Evet. Ölüm Allah'a kavuşacağımızla ilgili bir müjdedir. Ve doğumumuzda gerçekten adeta bir kum saati gibi, değil mi? Doğduğumuzda kum saati bir ters çevriliyor gibi. Hep kendi hayatımı da öyle düşünmüşüm. Evet. Aslında her gün her saat o kum taneleri düşüyor, tık 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 düşüyor. O inanmayan insana göre bir yokluk karanlığına doğru kum taneleri düşüyor. Her şeyin sona ereceği noktaya doğru. Bir inanan içinse Allah'la kavuşma anımıza doğru kum saatinin e, kumları tık 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 düşüyor. Bizi Allah'a doğru kavuşturuyor. Bu aslında birçok insana işte ölüm bir hüzün getirirken sevdikten ayrılacağında. Diğer taraftan Allah'la buluşması için bir e, gidiş olduğunu da göstererek müthiş bir e, bence bir mutluluk da oluşturabilecek bir şey. Allah'la evet. buluşmanın heyecanını da yüreğinde yaratabilecek bir şey. E bu duygulara sahip birisi dünyadaki bütün belalara da ayetteki gibi işte biz Allah'tanız vallahi döneceğiz diyebilir. <laughs> Hepimizin başına dünyada belalar gelecek. Eğer ki normal bir insan hayatı yaşarsak işte sevdiklerimizin ölümünü göreceğiz. Değil mi? Yani bir insan için olabilecek en zor imtihanlardan birisi evet. bu. E diğer taraftan kendimizin yaşlandığını göreceğiz. Daha sağlam yürürken yürümemiz aksayacak görürken belki görmemiz aksayacak. Organlarımız daha iyi çalışırken daha kötüye doğru gidecek. Bu da bir imtihan. Bununla ilgili bir belalar, sıkıntılar yaşayacağız. Hı hı. Diğer taraftan dünyada bir hasetçilerimiz, düşmanlarımız, maddi zorluklarımız, sıkıntılarımız gibi her insanın kendi hastalıklarımız gibi hayatını kendi hayatına mahsus herkesin ayrı ayrı sıkıntıları da olacaktır. Ama Allah'ın tan olduğunu bilen ...ve Allah'a döneceğimizi, bunların bir imtihan olduğunu bilen herkes... ...işte ayette dediği gibi biz Allah'tanız ve ona döneceğiz diyerek... ...bütün bunlara karşı dimdik durabilir. Evet. şükürler olsun ki Allah bizi işte Kur'an'la ilişki kurdu... ...Kur'an'la bize ahireti yaratacağını bildirdi. Kur'an'da işte karşımıza bela çıkarsa biz Allah'tanız ve ona döneceğiz deyin... ...ona dik durun diyecek şekilde bir zihniyet bize Kur'an inşa etti. Evet, yani bu insanı değerli kılıyor aslında... Hı hı. Ee, yani bu bu ilişkiyi eşyanın realitesi aslında. Şimdi eşyanın realitesi e, hani deriz ya ya senin bu sözün eşyanın realitesine aykırı. Bu aslında akıl aklı izah ediyor. Eşyanın realitesi aslında eşyanın mahluk olduğunun kabulüdür. Ve e, hayatın ve maddenin varlığın arkasında bir sonsuz güç sahibi ya kendisi yaratılmamış Ezeli ebedi bir gerçekliğin bulunduğunu hissetmektir şimdi böyle olunca insan bir defa boşluktan kurtuluyor evet. ki idrak dediğimiz çok önemli bir şey ki insanlığı insanı insan yapan düşünme ve hayatı idrak etme olayları idrak etme zamanı mekanı hayatın öncesini, hayatın sonrasını, hayatın öncesiyle sonrasının arasındaki ilişkiyi o, o idraki de bize e, doğrudan Allah'tan bize nimet olarak gönderilen, bilgi olarak gönderilen vahiyle biz tamamlıyoruz. Evet. Yani aksi halde eğer bir Tanrı'nın varlığına inanmadığınız takdirde korkunç bir boşluğa doğru kendinizi nihilizme doğru kendinizi evet. doğru. Kendinizi, evet. evet. Bırakmışsınız demektir. Evet. Peki evet. Emre Hocam buyurun. Şimdi bu tabi e, biz Allah'a aitiz ona döneceğiz. Yani onlara bir darlık sıkıntı zorluk dokunduğu zaman bunu söylerler diyor. İnananların aslında bir beyanı olarak Bakara Söz 156. ayet. Işte Canan Hocam'ın esinlendiği e, o sözü, aforizması. Şimdi insan şunu anlaması lazım. İnsan bir kere ölecek. Yani insan bir kere bu dünyaya geliyor ve bir kere ölecek. O yüzden yani aslında Allah'a kayısız şartsız teslim olmak Ondan başka hiçbir şeye teslim olmamak demektir. Ee, Allah'a secde etmek onun dışında her şeyin karşısında gerektiğinde dik durabilmek demektir. Şimdi bir kere ölüyorsak eğer yani onurumuzla, izzetimizle, şerefimizle, haysiyetimizle bir hayat yaşamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu kadar eğilip bükülmeye, omurgasız evet. olmaya gerek değecek evet. bir hayat değil bu. Yani eğilip büküldüğümüz zaman, omurgasızlık yaptığımız zaman, gerçeği örttüğümüz zaman ne kazanabiliriz? Bu dünyanın tüm servetlerini kazansak hepsini gerisinde bırak, geride bırakacağız. Ne elde edebiliriz? Allah'a Allah'ın bize vaat ettiklerinin yanında bunların hiçbirinin bir hükmü olmaz. İnsanın bu bilinçler hareket etmesi lazım. Tabi hani Caner Hocam dedi ya işte daha önceden de tanışıyorduk hafızamız sayesinde şu anda birbirimizi görüyoruz. Ee, bir de şu var yani nasıl ki diyelim bundan 100 yıl önce hiçbirimiz yoktuk. 50 yıl önce 100 yıl önce belki hiçbirimiz yoktuk. Bundan 50 yıl sonra da şu anda burada olan hiç kimse olmayacak belki. Evet. Yani şu anda bizi işte dikkate aldığımız, bizi yargılayan, değerlendiren insanlar da olmayacaklar. Öte taraftan insanın bütün hesabını, planını yani bizim gibi ölümlü olan insanların üzerine yapması da çok gülünç oluyor. Yani Allah'a döneceksek bu hayatı bize veren ve verdiği hayattan bize hesabı çekecek olana göre bu hayatı yaşamamız gerekir. Yani bunun aslında ikinci bir seçeneği yok. Evet, hayatın Çünkü... en doğru değerlendirmesi de bu olur. Evet, kesinlikle. En karlı ticaret de bu. Evet, Kur'an'da evet. diyor. Aynen ya. öyle hocam. En karlı ticaret. En güzel ticaret. Bu evet. Allah'tan zarar etmesine etmesi olmayan bir ticaret. O yüzden yani tevhid dediğimiz şey esasen bir özgürlük manifestosudur. Yani bireysel ve toplumsal anlamda kula kulluk değil. Allah'a kul kulluk da esasen e, Emre hocam kulluğu bazen yanlış anla anlatıyoruz. Yani Allah ibadeti kölelik gibi anlamamak lazım. Biz Allah'ın köleleri değiliz. Orada ibadet kavramı hizmet demektir. Abd kelimesi hizmetkar demektir. Biz gönüllü hizmetkarlarıyız Allah'ın. Hani bir ayette de var ya Hazreti İsa'nın arkadaşları Havari diyor ki Allah. Men ensari ilallah Allah'ın yolunda bana yardımcılar kim? Bakın yardımcıyız biz. Allah da öyle söylüyor diyor ki: İntansurullah, yensurukum ve Yusup bitakdamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ya ne kadar müthiş bir şey. Evet. Yani kölelik ayrı bir şey. Allah bizi kendisine yardımcı olarak alıyor. Bu yardımın uzantısı yani ibadet denilen ki ben onu şöyle formüle ediyorum: Hayatı Allah için yaşama bilincidir bilinçtir. Bir duygudur ibadet. Kulluk bilinci hayatı yalnız Allah için yaşama bilinci. Bunun uzantısı da e, yeryüzünü ıslah etme. İyi iyi işler yapma. Salih amel işleme. Bu salih amel de tabi sadece sakalı uzatmak veya işte e, aşırı derecede işte namazı gece namazlarına kalkmak anlamında bir şey değil. Takva ee, sorumluluk bilinci demek. Evet. Muhammed Esed bunu evet. en güzel şekilde formüle ediyor. Aslında Kur'an'da Allah'ın verdiği yapılması gerekenlerin hepsi yapılmaması söylenenlerin evet. hepsini dikkatli bir bunu şekilde bunu içeriyor. Evet. Yani bu şeyi söyleyecektim bir de. Hani e, bu baş aşağı edildi kum saatim, kavuşmaya kaç kum tanesi kaldı Rabbim? İfadesinde aslında çok güzel bir incelik var. Yani ölüm inanan insanlar için bir yokluk değil. Ölümün yokluk olmaması asıl sahibimize dönecek olmamız İnsanın bu hayatı yaşarken de bu hayatı anlamlı ve değerli yaşamasını gerekli kılıyor. Bu anlamda insan mesela düşünün hani e, çoğu insan sevdiği insana kavuşmak için neler yapıyor bu dünyada değil evet. mi? Yani onunla bir araya gelebilmek için bazen araya engeller evet. giriyor. E, uzak, büyük buluşma insanlar. orada. <laughs> evet, büyük insanlar. Bazen insanlar sevdikleri insanlarla buluşabilmek, kavuşabilmek, bir araya gelebilmek için hani işte şiirlere konu olmuş mesela değil mi? Bizim işte hikayelere konu olmuş. İşte e, Leyla ile Mecnun'un e, evet. bir Yani neticede e, Ferhat ile Şirin dağları delip aşıp geçme evet, hikayeleri. Birbirlerinin motivasyonu yaşam motivasyonu. Ne mesela? için? Aslında hani bunu değersiz, e, önemsiz gördüğüm için söylemiyorum ama ne için? Sonuçta bizim gibi ölümlü olan bir insana kavuşmak için hayatımızı feda edebiliriz mesela diyelim. Birçok örneği var bunun tarihte. Ama bu bizi yoktan yaratan sahip olduğumuz her şeyi bize veren, bizi türlü nimetlerle donatan ve tekrar kendisine döneceğimiz ve hiçbir zaman yok olmayacak olan, sonsuza kadar var olan, başlangıcı olmayan bir son olmayan Rabbimize kavuşmak. Öyle herhangi bir canlıya, herhangi ya. bir eşyaya, bir maddeye kavuşmak gibi bir şey değil. Bu anlamda öyle büyük bir buluşma, öyle büyük bir kavuşma ki bu, insanın baştan aşağı 7-24 her anını bu kavuşmaya göre planlaması gerekiyor. Yani ben ne yapabilirim de Rabbimin huzuruna geldiğim zaman onunla kavuştuğum zaman başı dik böyle anlı ak gerçekten e, onun rızasına uygun bir yaşam sürmüş olarak gelebilirimin hesabının olması gerekiyor. Evet. E, inananın Böyle bir hayat yaşamak bu dünyada yaşarken de bizim işte mutlu huzurlu güzel bir güven içerisinde bir hayat yaşamamızı beraberinde getiriyor. Allah için yapılan her ne varsa Bizim bu dünyamız için de onun bir faydası var. Muhakkak. Cener Hocam işte gördüğünüz gibi aslında bir aforizma tüm program boyunca konuşulabilir. <laughs> Ama vaktimiz dar olduğu için ben Muhammed Hocam'ın sorusuna geçmek istiyorum. Hocam biraz önce batıla biraz giriş yaptık. Batılın insanların yolunu kaybetmesine sebep olacağından bahsettik. Peki batıl inançların dine ihanet olması ne anlama gelmektedir? E şimdi e, batıl inançlar... E... Bir defa insanın akli şeyini, dengesini ortadan kaldırıyor. Çünkü inanç, Kur'an'a baktığınız zaman inan, inanmak doğrudan doğruya akıl sahiplerinin bir işidir. Ve inanılması gereken hususlar akıl akla yöneltilmiştir. O yüzden iman etmek akli bir faaliyettir. Çünkü inanmak önce bilmeyi gerektirir. Evet. Hatta amen tu yani inandım dediğiniz zaman bu kök emene kökü emin olmak tan gelir. Yani ben eminim ki Allah var. Ben eminim ki Allah tek ilahtır. Ben eminim ki Allah'ın evrende güçleri melekleri var. Hayatı yönetirken çekip çevirirken. Ee, onun kullandığı bir takım enstrümanlar var. Melekleri biraz da böyle düşünmek lazım. Ben inanıyorum ki bu kitap haktır. Kur'an için. Nereden emin oldunuz? Bildim çünkü. Yani O bakımdan e, e, İslam, bakın ilk emri ikra Bismirrabbikelleri halak Ona hep böyle okumak diye şey yaparız. Halbuki Kara afili ver bunu çok sık söyledim ve söylemeye devam edeceğim böyle şöyle okumak değil karaa araştırıp incelemek demektir Arapça sözlüklere baktığınız zaman ha dolayısıyla Peygamber'e gelen ilk emirde bile hemen aklını kullanmasını aklı ufkunu açmasını elemleş biz senin ufkunu açmadık mı yani evet. düşünce e, ufkunu genişletmedik mi aklın Aklımızı, bizim sağlam, sahih, doğru neticelere ulaşan düşünce mekanizmamızı sakatlayacak şeyler de hurafelerdir. Hı. Hurafeler, batıl inançlar, e, aklın dışında daha çok mistik ve ezoterik bir takım e, şeyler, uydurulmuş heva ve heves evet. insanların kültürlerinden ortaya çıkmış. Yahut da Doğru bir inancın daha sonra farklı alanlarda dejenere edilmesi sonucu ortaya çıkan e, bir takım e, yanlış, akla aykırı, fıtrata aykırı, yani sadece akla aykırı olması e, yetmiyor. Bir de evrensel e, sisteme de, fıtrata da aykırı olup olmaması söz konusu. Bu bakımdan bakıldığında... Caner hocamız bu konuda çok gayretlidir Allah razı olsun. Yani Kur'an'da bilimsel e, düşünceye götüren şeyler var. Evet. Ve Kur'an'ın hiçbir ayetinde bilimsel verilere aykırı tek bir e, şey bulamazsınız. Tek bir şey bulamazsınız. Hatta biraz kendinizi zorla, zorlayacak olursanız. Yani bundan 1400-1500 sene önce e, gönderilmiş bir kitapta Bugünün 21. asrın bilimsel e, keşiflerinin orada şeylerini evet. görürsünüz. O zaman bilinmesinin mümkün olmadığı şeyleri daha bugünün evet. teknolojisiyle ortaya çıktığında... De bir şey der. burada ekleyebilir miyim? Hocam belki yani o da aslında hurafelerdeki sorunlardan bir tanesi. hocama dediği gibi bir akla ihanet insan aklına. işte evet. düşürür, saçmalığı getirir diyor. Onları din diye dayatıyor. Fakat diğer taraftan bir de sorun şu. Diyelim ki bazı hurafeler mantıklı bir şey uydurdunuz din diye. Bu da bir sorun. Niye sorun? Çünkü din Allah'tan, Allah evet. dini sahibi olarak dini koymuş. Bunun yanındaki batılı, siz bence biraz da hurafe anlamında kullandığınız için söylüyorum. Uh -huh, hani uh -huh. dine ilave. Eğer ki siz isterseniz mantıklı bir şey uydurun. Hı -hı. Bu ne oluyor? Allah'a koyduğu dinin genişletilmesi oluyor. Yani Allah'tan başka bir kaynağın koyduğu bir öğeyi siz kendinizi dine deniyorsunuz. Evet. Bu da nedir? Yani Allah'tan başka birine koyduğu kaidenin Allah'a kaidesi gibi takip edilmesi. Çünkü biz dine niye uyuyoruz? Mesela Ramazan'da niye oruç tuttuk? Allah'ın Allah isteği diye. Niye karşımıza domuz eti gelince yemiyoruz? Allah'ın Allah bir isteği diye. Yani şimdi belki ama domuzdan tabi hikmetleri de var. o da Tabii ayrı hikmeti düşün. var ama arkada bilimsel diyelim ki anlamda hikmeti var. daha zararlı bir şey de olsa domuzdan mesela bazı baklava yemek belki de domuz etinden daha zararlıdır evet. diyelim ama yani baklava yiyoruz. Şimdi birisi kalkıp da baklava yasaktır dese aslında mantıklı olur. Niye baklavadaki şeker yani sağlığa bayağı zararlı. Evet. Fakat bunu siz din yapmaya kalkarsanız dine bir ihanet olur. Bakın mantıklı bir şey baklavayı yasaklamak. Ama bunu din yapmaya kalktığınızda domuz eti gibi nedir? Allah dini kaynağıken Allah'tan başka dini kaynaklar ediniyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? O zaman Allah'ın emrinin önemsizleştirilmesi geri duruyor. Evet. Yani Allah'ın emri gibi başkalarının emrinin bir tutulması gibi bir sakınca doğuyor. Yani hurafeler mantıksız olması bir sorundur ama Ondan belki de daha temel sorun Allah'tan başka bir din kaynağı edinilmesi oluyor. Hurafenin kaynağı. hayatı zorlaştıran bir şey. Çünkü bakın. Evet. Ha bir de o var tabii. Mesela e, ne oluyor? Siz inanç veya e, işte farzlar, haramlar e, bir, bir bir sürü hükümler getirilmiştir. Yani Allah'ın haram kılmadığı bir şey Kur'an'da söylüyor. Yani Allah e, güzel olan her şeyi helal kılmıştır. Evet. Ağzınızı eğip bükerek bu haram, bu helal demeyin. Kendinizden hüküm koymayın. Diyor. Hüküm Allah'a aittir. El hükmü lillah. Çünkü yaratan odur. Yaratan odur. Hüküm koyan odur. E, yöneten de odur. Evet. Şimdi Allah haliktir, hakimdir ve e, amirdir. İnsan da buna karşılık mahluktur, mahkumdur. Yani hükmü verilmiştir. Ve siz kalkarsanız eğer gerek inançta, gerekse ameli hayatta, sosyal hayatta pratik e, yaşamda bir takım hükümler koyarsanız, bu dini ideoloji haline getirirsiniz. Neden? İdeolojiler total şeylerdir. Hayatın her alanına hüküm getirirler. Evet. Ve insan bu şekilde sağa bakamaz, sola bakamaz hale gelir. Yani aslında bir taraftan da kendi ideolojilerini dine yedirmeye çalıştığını. Zaten bakın bütün mezhepler, aslında. Evet işte cemaatleşmeler falan bunların. Bunlar bir ideoloji ve sonradan maalesef ideolojiler din haline geliyor. Evet peki hurafelerle devam edelim istiyorum Emre Hocam. Sizin de söylemek istedikleriniz vardır. Buyurun lütfen. Şimdi bu hak ve batıl meselesiyle ilgili tabi Kur'an-ı Kerim'de çok çarpıcı ayetler var. Çok önemli. Mesela Bunlardan bir tanesi İsra suresinin 81. ayeti. Diyor ki de ki gerçek geldi batıl yıkıldı. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur bu kısmı çok önemli. Yani batıl olan, gerçek dışı olan bir şey yıkılmaya mahkumdur. Niye? Çünkü insan aklına, insan fıtratına, mantığına aykırıdır bu. Dolayısıyla bir yerde mutlaka bu yıkılacaktır. Ama öyle ama böyle silinecektir. Tabi yine Kur'an'da mesela Araf suresinde 118. ayet diyor ki böylece gerçek ortaya çıkmış ve onların yapmakta olduğu şeyler de yok olup gitmiştir diyor. Yani onların yaptığı birçok şey var. Birçok bağlantı temelsiz yani. işler temelsiz şeyler var. Böyle evet. bir bataklıkta e, gibi zemin bataklık gibi yani hakikat ışığı yandığı zaman ne olacaktır o yerle bir olacaktır ve buna mahkumdur diyor. Hani bir şey de yoktur bu konuda bir e, alternatif seçeneği yoktur. Ne yani mesela Enbiya suresinde diyor ki aksine biz gerçeği batılın üzerine atarız da o batılın işini bitirir. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir. Yani Allah'a yakıştırdığın sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size diyor. Yani gerçeğin batılı Yok etmesi. Şimdi Kur'an aslında bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için var. Evet. Batıl karanlıksa işte aydınlık da gerçek, hakikat. Yani Kur'an'ın bizzat kendisi. Kehf suresi 29. ayeti diyor ki gerçek Rabbiniz'dendir. Şüphe etmeyin. Gerçek Rabbiniz'den gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Dolayısıyla gerçek ortadayken gerçeğe uygun hareket etmeyen herkes ne uyar? Batılı, Batılı uyar. E batıl oyan ne yapar? Batıl oyan da gerçek anlamda i̇şte bu da iman da Ya da Değil bu Allah'ın razı olacağı bir e, iman olmaz. Şimdi batıl aslında Allah'ı da dini de tanınmaz hale getirir. Tanınmaz hale gelen dinle insan fıtratı ve aklı çatışır. Şimdi bu durumda insan aklına ve fıtratına göre mi hareket edecektir? Yoksa din adına uydurulan batıla göre mi hareket edecektir? Eğer ki aklına ve fıtratına göre hareket ediyorsa, o din adına uydurulan şeyi de din zannediyorsa bu sefer dinden uzaklaşacaktır. Çünkü fıtrat bunu kaldırmayacaktır. Evet. Yani bir doku uyumsuzluğu olacaktır burada. Eğer ki aklını ve fıtratını köreltip, üstünü örtüp din adına uydurulan şeylerin peşinden gidecekse bu sefer de işte batıl üzerinde olacaktır. İnsanları bu çatışma, bu karşı karşıya getirme durumunda bırakma kimin hakkı vardır ki? Kimsenin. Kimsenin hakkı yoktu. Dolayısıyla hak gelmiştir. Batıl artık yaşam hakkı kalmamıştır yani. Kalmamıştır. Batıl da affedersiniz bir narkoz şeyi yapıyor. Etkisi uyandırıyor insanlarda. Yani batıl, cahiliye, akla aykırı, Kur'an'a aykırı olan heva ve heves mahsulü, insan üretimi şeyler insanları uyuşturuyorlar. Akıldan uzaklaştırarak sizi sarhoş haline getiriyorlar. Hı hı. Ee, yani ve yönetiliyorsunuz siz. Halbuki e, hak geldi, batıl yok oldu. Hak gelince hak bilgiyle geliyor, ışıkla geliyor. O ışık sizi bir defa kendi kendinizi idrake götürüyor. Kendinizi doğru bir şekilde idrak ettiniz mi? Rabbinizle ilişkinizi kurdunuz mu? Hayatı doğru bir şekilde temellendirdiniz demektir. <laughs> o zaman siz e, burada e, birilerinin yönetimine girmiyorsunuz. Tam da burada evet. bir sonraki sorun bununla alakalı dini Allah'a has kılmakla. Ama önce araya bir aforizma daha e, sokalım istiyorum Caner Hocam. E, şunu okuyayım. Kur'an kendi gücüyle yokluğu aşma imkanına sahip olmayan aciz insana tüm dertleri giderme kudreti tekelinde olan yaratıcısı ile bağ kurdurarak Allah'ın yeryüzündeki ibi, ipi Hablullah vazifesini görmektedir. Evet. evet yani sonuçta biz aciziz. Bunu anlamak çok zor değil. Bir insan kendi bedenine baksın. Yani ölüme doğru gittiğine, yaşlığını durduramadığına baksın. Acizini çok hızlı bir şekilde anlar. Ben bununla ilgili şöyle bir benzetme yapmıştım. Buna benzer benzetmeler de İslam tarihinde yapılmıştır. Yani benzerlik ilk defa benim yaptığım bir benzetme değil. Kendimizi böyle adeta e, uçsuz bucaksız bir çöldeki derin bir kuyuda gibi hissedebiliriz dedim. Dünyadaki halimiz adeta ona benziyor. Evet. Yani o uçsuz bucaksız çöldeki derin kuyu bizim aslında ölüme karşı gidip bunu durduramayacak olmamıza benzer. Hatta ölüme karşı gidip bunu durduramamamız yaşlılığımız. eğer ki ahirete inanmıyorsak ee, o uçsuz bucaksız çöldeki derin kuyuda kalmaktan daha da büyük bir karanlıktır. Yani sevdiklerimiz de o karanlığa gitmektedir. Biz de o karanlığa doğru gidiyoruz. Fakat biz o uçsuz bucaksız çöldeki derin kuyuda olduğumuzu farz ederken bir bakıyoruz ki o kuy kuyuda bir çıkış merdiveni var. Hı hı. Fakat ben o çıkış merdiveniyle ilgilenmiyorum da burada türkü söylüyorum. Çekirdek buldum cebimde, çekirdek çıtlatıyorum. Ya boşver merdiveni diyorum. Böyle bir durumdayım. Şimdi dünyada Kur'an'la ilgilenmeyenlerin durumu adeta buna benziyor. Ölüme karşı gidiyoruz. Değil mi? Müthiş bir aslında ümitsizlik gibi bir durum var. Buna karşı Kur'an diyor ki ölüm yokluk değildir. Ölümle beraber siz burası adeta bir dünya bekleme salonudur. Ölümle gerçekten gerçek hayatınız yaşayacağınız alan alınacaksınız. Ölüm yokluğu diye düşünmek yanlıştır. Nasıl ki cenin doğduğunda ağlar. E, fakat dünyaya geldiğini bir daha aynı yere dönmek istemez. Ölümle de siz aslında yeni bir alana geçmek istiyorsunuz. Orada eğer cennetlik olursanız bir daha dünyaya dön döndürelim deseler dönmek istemez. İstemeyeceğiz evet. Yani ölüme bambaşka bir bakış getiriyor yokluk. Ve bu çok yani bizim en önemli sorunumuzla ilgili bambaşka bir bakış getirmesi demek. Yani Kur'an Allah'la insan arasında irtibat kurdurarak ölümün yokluk olmadığını göstererek o çöldeki kuyu'daki merdiven vazifesini görüyor. O çölde kuyuya indirilen merdiven. O merdiveni kullanan kimsenin o çölden kurtulması mümkün. Fakat diğer taraftan bazı insanlar ne yapıyor çölde diyelim? Yani çöldeki Kendini kuyuda çekirdek çıtlatıyor. O şarkı söylüyor. İyi yani biz çekirdeğe çıtlatılmasına da şarkı söylenmesine de karşıt bir durumumuz yok. Evet. Evet. Ama böyle bir kuyudayken eğer siz o merdivenle ilgilenmeyip de çekirdek çıtlatıp da türkü söylüyorsanız burada ciddi bir sorun, yanlışlık vardı. var. Bu da şuna benziyor. Dünyevi hayattaki işte o çöldeki kuyuda kurtuluş merdivene karşı çekirdek çıtlatanın hali dünyada işte para hırsı, başkalarının ezme hırsına girip de bunu Allah'la irtibatın önüne, Kur'an'ın mesajının önüne geçirmek o çöldeki adamın o yaptığı akılsızlığa benziyor. Burada bu kadar önemsiz bir mesaj varken ben dünyada 3 kuruşum fazla olacak, 4 kuruşum eksik olacak. İşte maldı, evlattı, dünyada havandı, karizmaydı gibi şeyleri ön plana koyarak yaratıcımla ilgilenmemem ne demek? Her şeyimi veren yaratıcım, ölümden sonrasını yaratan o. Ya benim onunla ilgilenmemem, bu mesajla ilgilenmemem. Bu kadar büyük bir akılsızlık. Ya bu kadar büyük bir vicdansızlık. Bu kadar büyük bir her şeyini verene karşıt vefasızlık olabilir mi? Bir kayıp bu aynı zamanda Olmaz, evet. evet en büyük kayıp. Bir de şu ölüm olayında da mesela Kur'an bize ölümün ötesine geçtiğimizde ölüm öldükten sonraki hayatın başlangıcında da çok önemli bir mesaj veriyor aslında. Diyor ki yani siz öldüğünüz zaman zaman mefhumu sizden kalkıyor. Yani biz diyelim ki öldük ve hayatın sonuna bir milyar sene bile geçse siz o bir milyar seneleri idrak etmeyeceksiniz. O yüzden bazı ayetlerde hani uyandırıldıklarında ya biz kaç gün kaldık? Bir gün mü kaldık? Bir günün yarısı kadar mı kaldık? Bir Çünkü gün o kadar önemli bir şey ki yani dolayısıyla bir insan vefat ettiği an gideceği yere gidiyor. Evet. Bu, bu çok önemli bir şey. Evet. Yani öyle Hani uzun hele bir bakalım ne olacak belli belli değil falan belki yırtarız anlamam burada anlamayanlar bunlar, bunlar Allah'ın kontrolünde diyor değil mi bir ayetinde de hocam Allah'ın kontrolünde de bunun anlamayanlar ben şöyle bir örnek de veriyorum ee, dünyanın başlangıcından bu yana 4,5 milyar yıl geçti diyorum Hiç, yani 4,5 milyar yıl beklemiş de sıkılmış gibi kendini hissediyor musun hani evrenden alsa konuşuyoruz 8 evet, evet. milyar yıl Bizim... bakıp pat diye buradayız. Yani bizim hayatımız o bir uzun milyarca yılda bir nokta bile değil. Bu aslında bir Ama de Şu e, kabir azabı hurafesinin de kesinlikle ortadan kaldıran bir bir şey, bir bakış açısı. Yani biz e, vefat edeceğiz ve Hı -hı. bu hurafelerin en büyüklerinden bir tanesi de işte kabir azabı. E, ve bu yüzden birçok insan bunalıma giriyor. Yani biz öldüğümüz zaman kabirde azap mı çekeceğiz diye. Halbuki öldüğünüz an zaman mefhumu idraki ortadan kalkıyor. Çünkü insanı idrak eden beyindir. Akıl sistemi sistemidir. O sistem dağıldığına göre tekrar toparlanacağı gün e, o zaman idrakinin kesinlikle olmadığını evet. e, söylemek mümkün. Zaten ee, hocam yaz süresinde ifade ediyor yani o gün e, kıyamette tekrar dirildiği zaman hani kabirlerden çıkanlar için kim uyandırdı bizi uykumuzdan demek ki işte peygamberler doğru söylemişler diyor. Evet. Zaten bir idrak evet. halinde olmadıkları orada çok açık. Bu şimdi az önce Canan Hocamın söylediği şeyin tam e, Kur'an'dan çok muhteşem bir karşılığı var. Allah'ın ipine e, sarılması gerektiği ile ilgili insanın ve Allah'ın ipine sarılmıyorsa nasıl bir boşlukta kalacağı ile ilgili aslında. Yani e, şeyde Tekvir suresinde şimdi 25. ayette diyor ki o yani Kur'an asla kovmuş şeytanın sözü değildir. Bu çok muhteşem bir ifade şimdi gelen. Bu durumda bu gidiş nereye? <laughs> yani nereye gidiyorsunuz? Yani hani bu hakikat sizin önünüzdeyken ve bu şeytan sözü değilken, bu Rahman'ın sözüyken, bu Allah'tan gelen bir beyanken, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitapken, Kur'an. Siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Ya da nereye kadar böyle bu hayatı devam ettireceksiniz? Yani bu hakikatle nereye kadar buluşmayacaksınız ya da nereye kadar bu hakikatten kaçabileceğinizi zannediyorsunuz. Yani bu dünyada kaçabildiğiniz kadar kaçabilirsiniz. Doğru. Ama kaçamayacağınız ve bu hakikatle yüzleştiğiniz zaman da telafi edemeyeceğiniz bir gün var. E şimdi o günde karşılaşmadan önce Allah bizi uyarıyor. Yani bu hataya düşmeyelim evet. diye. Hani işte fıkra vardır ya anlatır ya yani işte muz kabuğu görüp yine kayıp düşeceğiz demek gibi bir şey yani. Hani etrafında dolaşmak varken ya da doğru yoldan gitmek varken onun üstüne yine basacağını düşünerek hareket etmek. Bu dünya hayatı da böyle aslında kaygan bir zemin. Evet. Yani burada ancak Allah'ın ipini sıkı tutunarak insan ayakları yere sağlam basabilir. Baten Ama sen Allah'ın Allah ipini, ipini yok sayarsan sıkı, sıkıya tutulmazsanız bölünürsünüz diyor. Bakın va tasemu bi hablillahi cemi Bunları hep söylüyorum ben. biz bu ayetleri de biraz semantik ilişkileri ne düşünerek anlamalıyız öyle parça parça. Yani cümle cümleler paragraflar halinde Kur'an'da beyan edilmiştir. O paragraf bütünlüğünden cümleyi çıkartıp e, tek başına mütala ettiğiniz zaman e, o zaman eksik kalıyor. Şimdi burada mesela eee va tasimu bihabillahi cemi'an ma Bu ayet iki ayrı şeyi ifade etmiyor. İki ayrı emir taşımıyor. Normalde baktığınızda Sanki Allah şöyle dermiş gibi algılıyorsunuz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. nokta. Ve la ayrılmayın. Hayır öyle demiyor Allah. Diyor ki oradaki V harfi bağlaç Arapça'da e, sebep sonuç ilişkisi kurar. Ve tasimu bi hablillahi eee ve Eğer siz Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsanız ayrılmazsınız. Bölünmezsiniz. Böylelikle bize bölünmemenin tek bir e, birleşik, e, dengeli için. bir toplumsal evet. manzara oluşturabilmemiz için, bu iç dünyamız için de böyle. Yani iç dünyamızda da biz birliği sağlamalıyız. Yani psikolojik e, ve biyolojik yapımızın e, birlikteliği de çok önemli. Eğer çatışma haline girerse. Bu da psikolojik sıkıntılar doğuruyor. Evet. Bu noktada bu hocam peki dini Allah'a has kılmak ve kitaba dönüş için neler yapmamız evet. gerekir? Şimdi aslında Şimdi, e, işte orada dini Allah'a has kılın sözünü doğrudan doğruya yani dini Kur'an'dan alın şeklinde anlamak gerekiyor. Allah'a has kılmak demek yani e, Allah'ın tarif ettiği dini anlayıp ona kendimizi teslim etmemiz anlamındadır. Yani eğer e, din adına Allah'a konuşturmamız lazım da tabii, Allah nerede konuşmuş? Ve bunun bunun dışında e, eğer siz Kur'an'ın dışında din kaynağı ararsanız e, bu böylelikle sizi e, parçalanmaya götürür Allah'ın dinini anlamamaya götürür. Ve, ve doğrudan doğruya da sizi şirke düşürür. Evet. Çünkü ayeti kerimede Allah'tan başka yani Kur'an'dan başka din kaynağı aramak neyi ikinci, üçüncü kaynak ediniyorsanız onu ilahlaştırmak anlamına gelir. Çünkü hani e, Hazreti Peygamber diyor ki Kur'an'da e, ben gaybı bilmiyorum. Ama bana ben bir beşerim. Ene beşerun mislukum mislun yuha kendisine vahiy vahiy edilen bir beşerim ben. Beşerim. Ve bana diyor ilahınız tek bir ilah olduğu vahiy olmuyor. Şimdi ne demek bu? Yani beni beşer olarak ilahlaştırmayın. Benim sözlerimden benim işte yaptığım davranışların bir takım tutulmuş notlarından din çıkartmayın o zaman o dini çıkarttığınız zaman beni de ilah mevkine koymuş olursunuz dini de parça parça edersin dinlerini evet. parça parça ettiler diyor. diyor çok enteresan bir şey var bakın ben işte Kur'an'dan Ramazan ilhamları diye okurken her gün Kur'an insana yeni bir şey veriyor evet. çılım veriyor evet Şimdi mesela burada e, Müminun suresi 53 ve 54 çok dehşet. Diyor ki: Fetqatta o amrahum beinhum zubura, kullu hizbin bimalideyhum ferihum. Onlar işlerini aralarında kitap-kitap parçalaştılar. Zubur kelimesi kitap demek. Her hizip her bölük kendindekine güveniyor, seviniyor. Hmm. Ee, bir başka da işte diyor ki, Ali Bulaş mealinde de aldım. Ancak onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinim sevilmektedir. Ey peygamber, şimdi onları bir vakte kadar cehaletlerine bırak. Evet. Nefret, şaşkınlık, inat ve düşmanlıklarını gömülmüş olarak kendi hallerinde bırak. Bir başka ayette de o dinlerini parça parça edenlerle ey Muhammed senin hiçbir alakan yok diyor. Şimdi burada kitap-kitap bölüşmek çok ilg ilgimi çekti. Ee, biz e, Allah'ın kitabının yanında paralel kitaplar oluşturuyoruz. Maalesef bu paralel kitapları mistik, ezoterik bir takım şeylerle kutsallaştırıyoruz. Kur'an'ı mehcur kılıyoruz. Bundan sonra da bu kitapları ise asıl dinimizin kaynağı haline getiriyoruz. Evet. Ee, ve burada çok büyük bir yanlış içerisine giriyoruz. Maalesef. Şunun da altını çizelim. Elbette ki din adına, İslam adına çok güzel bilgi kaynakları var. Evet. Ama bilgi kaynakları. Evet, Tabii bilgi. F Onlar çok güzel söylediniz. Evet. Onlar bizim için bilgi kaynağı. Evet. aram kaynağı değil. Farz aram. Evet. Ta ta tarih de bizim bilgi, ibret kaynağımızdır. Hı hı. Efendim, e, bir takım bilgi disiplinleri var. Tefsir, fıkıh, kelam, hadis efendim, tasavvuf, ondan sonra e, mezhepler bütün bunlar da bizim için bir bilgi kaynağıdır. Ama dinimizin tek kaynağı var. Evet. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'i merkeze evet. koyup o bilgi kaynaklarını Kur'an'ın süzgecinden geçirip değerlendirmek evet, gerekiyor. Bilgi kaynaklarını merkeze koyup Kur'an'ı onların süzgecinden geçirmek değil. Emre Hocam siz neler eklemek istersiniz? Bu, bu dinin Allah'a has kılınması ile ilgili hani Zümer suresinin ayetini burada hatırlatalım. Ee, bir gönderme yaptı aslında Muhammed Hocam. Zümer suresinin hemen ilk üç ayeti bu konuda dinin Allah'a has kılınması ile ilgili diyor ki bu kitabın indirilişi güçlü doğru hüküm veren Allah'tandır. Evet. E şimdi bazı sureler mesela Kur'an'a vurgu ile başlıyor yani bu kitap Allah'tan indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur bir kuşku yoktur diye. Yani dolayısıyla okuyucunun muhatap olacağı şeyin Herhangi bir kuşku içermeyen, bir tereddüt içermeyen, doğrudan Allah'tan gelen arı duru saf din olduğu ile ilgili bir vurguyla başlıyor. Hı hı. Sonra da devam ediyor diyor ki şüphesiz ki kitabı sana bir amaç için biz indirdik. Yani kitabın gelişi boş yere değil. Bunun bir amacı hı. var değil mi? Yani kitap geldiyse bunun hayata taşınması gerekiyor. Hayatta bir fonksiyon olması gerekiyor kitabın. Yani kitap alıp böyle bir yerde dursun diye gelmiyor. Evet. Allah'tan gelen bir şey zaten anlamsız ve amaçsız olabilir mi? Allah'ın yaptığı hangi şey anlamsız olabilir? Şüphesiz ki bu kitabı sana bir amaç için biz indirdik. Sen de dini onu özgü kılarak Allah'a kulluk et. Demek ki dini evet. Allah'a özgü kılarak ona kulluk edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kitabın indiriliş amacına uygun olarak kitapla ilişki kurmamız gerekiyor. Evet. Kitaptan uzaklaşıyorsan, kitaptan ayrı düşüyorsan o zaman dini Allah'a has kılman da mümkün olmuyor demek ki. Yani ayet bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Bir de devamında da çok önemli diyor ki dikkat edin arı duru din yalnız Allah'a aittir. Evet. Allah'a ait, yalnız Allah'a ait. İstisna yok. Yani Allah'ın din konusunda, Allah'ın hiçbir konuda ortağı yokken din konusunda nasıl ortağı olabilir zaten? Böyle bir şey mümkün değil. Din arı duru din yalnız Allah'a aittir. Onun peşi sıra dostlar edinenler onlara bizi yalnızca Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar ya. diye kulluk ediyoruz derler diyor. Yani Allah'ın dışında bir takım insanları kutsallaştıranlar, Kur'an dışında bir takım kitapları din kitabı kılanlar ve bunları yaptıkları zaman da Allah'a daha fazla yaklaşacağını zanneden evet. insanlara bir uyarı var aslında bu ayette. Hepimize bu uyarı. Şüphesiz ki Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şimdi Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm neyle verecektir? Zorus suresi 44. ayete göre... Kur'an'la verecektir. Çünkü evet. siz bu kitaptan sorumluluk, bu kitaptan evet. sorulacaksınız diyor. Şimdi ayetler birbirini tamamlıyor. Peygamber oluyor. de dahil değil mi? Evet. Ve Hazreti Peygamber de Kur'an'da diyor ki ben ve kav kavmim siz bu kitaptan sorumlu tutulacaksınız. Evet. Elbette. Peygamber de ondan sorumlu tutulacak. Şüphesiz ki Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola ulaştırmaz diyor. Demek ki e, Allah'ın arı duru halis dinini bir kenara bırakıp Allah'ın vahiyini dikkate almadan hareket eden insanların ee, bu anlamda yalancı ve inkarcı olma durumu söz konusu. Bu yalan ve inkardan uzak kalabilmek için de dini sadece Allah'a has kılmak ve bu anlamda da Allah'ın dinini doğrudan Allah'tan öğrenmek, bunun yegane yolunun da e, Kur'an'ı e, anlamak ve uygulamak olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bunun, tek altını çiziyorum, bunun Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de yegane yolu olduğunu bilmek gerekiyor. Evet. Başka bir yolu yok. Yani Allah e, ayrı Kur'an ayrı peygamberimiz ayrı bir yerde değil. Yani Allah'tan vahiy alıp onu en güzel şekilde içselleştirip insanlara tebliğ etmek ve onu yaşayarak bize örnek olmakla Allah'ın şereflendirdiği Hazreti Muhammed zaten bu yolun yolcusu, bu yolun takipçisi. Kur'an vahiyini en güzel şekilde anlamak, onu hayata taşımak, en başta kendisi ondan sorumlu olmak, sonra da insanlara o sorumluluğu hatırlatmakla yükümlü. Dolayısıyla evet. burada bir ikilik ya ayrıl ayrılık durumu söz konusu değil. Çünkü evet. peygambere diyordu ya sen kitap nedir hikmet nedir bilmiyordun. Evet, Biz sana yani. öğrettik. Ve deke da'allel feheda. Sen dalaletteydin yolunu şaşırmıştın. Feheda. Biz seni hidayete. Neyle hidayete? Kur'an'la hidayete Anladım. eriştirdi. Ve onu o kitabı bütün insanlık için hidayet rehberi yaptı. Yani bizim yol göstericimiz. ışığımız bu. Ama bunun tabi yanında e, üç türlü vahiden bahsetmek mümkün. Ben araya şöyle bir gireyim. Biraz da belki, buyurun, e, e, şey oluyor. Hayır hayır gayet mesela. güzel. Lütfen hocam lütfen buyurun. E, ben üç vahiden bahsedeceğim. Bir, önce fıtrata e, gönderilmiş vahiy. İçgüdülerimiz. Şimdi araya da vahiy ettik diyor. Allah Allah. Bu ona içgüdüsel bir bilgi vermesi anlamındadır. İki, bize insanlığımızı bağışlayan akıl da bir vahidir. Akıl da bir vahidir. Çünkü Kur'an'da akıl, akıl için vahiy için ruhullah kavramını kullanıyor Allah Teala ve ruhumuzdan üflediğimiz insan için diyor. Ruhumuzdan üfledik ve sizde. Görmeler, işitmeler ve düşünmeler yaptık. Dolayısıyla akıl da aslında Allah'ın ruhundan bir ruhtur bize gönderdiği, onun sıfatlarından bir sıfattır. Üçüncüsü ise indirilmiş vahiy. Şimdi bu üçü bir araya gelince o insan dediğimiz işte en muhteşem varlık, hayatın gözbebeği olan şey ortaya çıkıyor. Şimdi bir de ben burada. Bakara suresi 170 ve 171'i okumam lazım. Lütfen buyurun. Çünkü e, Emre kardeşimizin çok güzel e, izah ettiği e, gibi... ...yani biz Kur'an'ın dışında, e, Kur'an'a uymama konusunda mazeretler ileri süremeyiz. Çünkü diyor ki onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde hayır biz yalnız atalarımızdan gördüğümüz inanç ve eylemlere uyarız diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kullanmamış ve hidayetten nasip almış kişiler değiller ise ve onun devamında 171 ise müthiş bir benzetme, bir teşbih yapıyor, metafor yapıyor. Diyor ki, böylece hakikati inkara şartlanmış olanların durumu, şimdi bir metafor yapacak. Kafirler yani hakikati reddediyorlar. Allah'ın kitabından din almayı e, gereksiz görüyorlar. Veya diyorlar ki yetmez bize Kur'an. Böyle çok. Kur'an evet. bize yetmez. Evet. Adam diyor ki eğer 500 tane e, ayet de getirseniz diyor, eğer e, rivayet yoksa diyor ben onu kabul etmem diyor. Bunu söyleyen bir ilahiyatçı. Şimdi. Böylelikle bir gerçeği örtmüş oluyorsunuz siz. Evet. Gerçeği yani. örtmek Bat demektir. Evet. Gerçek nedir? Gerçek din <laughs> Allah'ın kitabından öğrenilir. Bu din Allah'ın dinidir. Dolayısıyla bu dini biz Allah'ın kitabından mesajlarından öğrenmek durumundayız. Şimdi bunu inkar edenler yani Allah'ın kitabını yetersiz görenler diyelim din hususunda e, onların durumu çobanın haykırışını işiten ama onu yalnız bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Müthiş bir şey. Şimdi biz ne yapıyoruz? Evet Kur'an, Kur'an'ı sadece ses ve şey olarak, haykırış olarak okuyoruz. Okuyoruz Kur'an'ı, dinliyoruz. Hatta bunu, bu sesi biz ölülerimize gönderiyoruz. Ee, ve e, adeta çobanın e, haykırışına benzer bir şekilde Kur'an'ın bize anlamı tebliğ eden evet. e, tebliğcinin yani peygamberin ve Kur'an'ın bizzat kendisinin bize olan hitabını ses sadece ses içeriksiz anlamı olmayan anlamına önem verilmeyen ses ve sadece bir e, teganne olarak okuyoruz. Halbuki Kur'an'ın anlamıyla buluşmamız evet. şart. Allah'ın da bizden istediği, peygamberimizin de ümmeti ne yapmaya çalıştığı zaten buydu. Kitabı ümmetine öğretmeye çalışan bir peygamberimiz var ve biz şimdi onu kitaptan tanıyabilecekken işte doğru bilgilere ulaşamadığımızda bu başta da konuştuğumuz hurafelere maalesef evet. batıllara maruz kalabiliyoruz. Peki hemen araya bir aforizma daha ee, sokalım istiyorum Caner hocam. Zayıf aklın daha çok iman edeceğini çok da güzel konumuzun üzerine geldi. Zayıf aklın daha çok iman edeceğini sanmak bir kuruntudur. Böylesi bir aklın sadece hurafelere düşme ihtimali vardır. Evet, e, şimdi bazıları akılla iman arasında şöyle bir ilişki kuruyorlar. Yani bardaktaki e, suyla e, hava arasındaki ilişki gibi ilişki kuruyorlar. Yani diyorlar ki, işte diyelim ki su e, akıl olsun İşte ne kadar su koyarsanız yukarıda işte hava imana daha az yer olacak veya tersi ne kadar iman varsa havayla doluysa o kadar az e, su olur yani akıl olur. Yani birisinin artması diğerinin eksilmesi gibi model sunuyorlar. batıl bir kıyas. Tabii ki batıl <laughs> bir kıyas yani tamamen yanlış bir kıyas. Oysa e, iman ne demek? Yani iman hocam aslında belirtti demin. İman bir şeyde bir zihin durumu emin olmak. Sizin gerçekten ondan emin olduğunuz şey iman etmek. Peki akıl nedir? Bu imanın arkasının neyin olup olmadığıyla alakalı bir şey. Siz bir zihin durumu iman. Eminsiniz. Bunun arkasında ailenizden bunu öğrenmeniz olabilir mi? Olabilir iman. Peki işte kavminizden öğrenmeniz olabilir mi? Olabilir. Bir beyniniz aktif olur bence. Ha, olabilir ama evet, yani yine bir imandır. Evet. Yani ondan dolayı emindir. Veya da diyelim ki beğeniyordur. Canı onu istiyordur öyledir. Ondan inanıyordur. O da imandır. Hı hı. İki kökenin de akıl olabilir mi imanın? Ha, o da olabilir. Yani akıl ıı, meselesi imanın bir alternatifi değil. imanın kökeni de neyin olup olmayacağına ilgili bir tartışma. Ve geri kalanlar hocamın dediği gibi taklit olacağı için yani o bina iman binası daha çürük bir temele yapılacağı için diyelim ki ailesinden öğrenme üzerine imanı inşa etti. Oradan o zaman internet videolarından bambaşka bir şeyler duydu, öğrendi. Bir baktı ki dünyada bir sürü aile var, bir sürü kimse başka diyor. diyor. Zaten öyle oluyor. YouTube'dan şuradan buradan 2-3 tane video seyrederim. Hop iman çökebiliyor. Niye? Gerçek anlamda çünkü temeli oturmamış, taklidi bir iman, tahkiki. Yani hmm. temelleri düzgün oluşmuş, araştırmaya dayalı bir iman değil. İmanın temelinde akıl olması, hmm. imanın temeli bence en sağlam şekilde inşa eder. Bu yüzden... İmanla aklı ayıranlar imanı ancak en iyi dostundan ederler. Millet zannediyor ki yani akıldan imanı ayırırsak biz imana daha çok yaratacağız. Tam tersi siz imanla akıl ayırdığınızda imanı dostundan edeceksiniz. Kur'an e, mümin kelimesi zaten iman etmeyle ilgili bir kelime. Kur'an'da inananları vasıflandırır değil mi? Yani makbul görüldüğünü imanın söylüyor. Hı hı. E, Kur'an imanı bu kadar önemli bulurken sürekli akla atıf yapar mıydı? Akıl imanın bir alternatifi olsaydı. Böyle bir şey mümkün değil. Hani kendi makbul gördüğü bir şeyin alternatifini de ayrıca över miydi? Eğer ki bu su hava modeli gibi bir model doğru olsaydı. Oysa akıl demek ki imanın en iyi temeli. Yani iman için olabilecek en iyi temel. Akılla temellendirilmiş bir iman olduğu için. Kur'an devamlı akletmeye çağırır. Ve yanlış imanların da düzeltilmesini bu şekilde çağırır değil mi? Diyelim ki putperest bir imanı var bazılarında. O şekilde bir putperestliğe iman ediyor. Kur'an mesela onları e, düzeltmeye davet ederken ne diyor? Ya ataları bir şey akıl edemedilerse çünkü. Evet. Ataları. Aklı dan dolayı aklı Ben dolayı. Atalarından o geldiği için o imanı elde etmişler. Hı hı. Peki bu çöp, o şirk çöpü nasıl temizlenecek? Kur'an aklatıf yapıyor. Siz onu gelenekten geldiği için o imanı inşa ettiniz ama ya onlar bir şey akıl edemedilerse ve ya bu imanınız akla yıkılsa ya yanlışsa, batılsa bu iman. Evet. Yine mi düzeltmeyeceksiniz? Yani burada aklı yanlış imanların, şirklerin düzeltilmesi için kuran bir aracı olarak sunuyor. Ve Allah'ın kudretini bilmede, sanatını bilmede de sürekli aklı kuran bir ölçü olarak ortaya koyuyor. İşte yeryüzüne bakmaz mısınız? Şeklindeki ayetler. geceli gündüzün arka arkaya gelmesine, rüzgarın esişine kadar. Evet. Bu dünyanın içinde olan ve dünyanın dışında olan, bütün evrende olan fenomenler üzerine sürekli duyu organlarımızı da işin içine katarak bir akletme faaliyetine, tefekkür faaliyetine davet ediliyoruz. Niye? Çünkü bunu bilen insan anlayacak ki beni yaratanın gücü çok yüksek, kudreti çok yüksek. Gücü kudreti çok yüksekse benim dualarıma cevap verebilir. Yoktan sonra beni yeniden yaratabilir. Benim ile ilgili bilemeyeceği bir şey olmadığı gibi bana bir zulüm yapılıyorsa başkaları tarafından endişe etme. Onu da biliyordur demek. Yani evet. Allah'ın bilgisinin ve kudretisinin yüksekliğini bilmek demek bizim için olabilecek en önemli bir hususu bilmek demektir. Yani bu tarz Allah'ın bilgisi, kudreti, Allah'ın varlığını, tevhidi bilmek demek. Birçok şeyden evrendeki birini bilmek demek değil. Tam tersi. Her şeyin kökeninde olan Allah'ı bilmek demek. Evet. O yüzden bizim varlığımızın, burada oluşumuzun sebebini açıklayan, yani sebebi olan Allah'ı iyi bilmek demek. Bu yüzden olabilecek bütün bilgilerden daha önemli bir şey bilmek demek. Bütün bunları bilmekte ise akıl çok önemli bir aracı. Akılla imanı boşadığınızda o yüzden... Zaten iman teşekkül etmiyor. Yani şimdi akıl sahiplerine yöneltilmiş bir tekliftir. Evet. Din, iman, akıl sahiplerine. Dini olmayanın aklı yoktur. Yani en klasik kaynaklar bile bu formülasyonunu geliştirmişlerdir. Evet yani bu akıl ve din ilişkisi üzerine programlarca konuşulabilir. Çok önemli bir. Şimdi konu. esasen. Ama son, son, çok affedersiniz hocam, lafınızı bölüyorum hiç de bölmek istemem. Saatlerce de dinlemek isterim ama son birkaç dakikamız. Evet. Emi hocamın da son sözlerini alıp programı evet. kapatmak istiyorum ama tekrar size geri döneceğim kapatmadan önce ağzınızdan çıkacak son cümleleri de merak ediyorum. Yani şimdi ben çok kısa şöyle bir katkı yapayım. Ee, eğer sizin inandığınız şey güveniniz yoksa inandığınız şey gerekçelendirebildiğiniz bir inanç değilse, gerektiğinde savunabileceğiniz bir inanç değilse o zaman o inançta akla yer olmaz. Yani aslında bir insan inandığı şeyle ilgili yani o güvendiği şeyle ilgili, o temellendireceği şeyle ilgili ee, problem varsa o zaman Akla orada yer olmaz. Yani gündelik hayatta düşünelim. Mesela siz bir ne bileyim e, bal alırken bile yani bal diye size mesela pekmez verseler hı hı. ve onu verirken de hiç bunu düşünme ne olduğunu sorgulama deseler kabul eder misiniz böyle bir şeyi? Et kabul ben. etmezsiniz yani herhangi bir basit bir peynir alırken size peynir diye yoğurt verseler ya da köpük verseler. Yani hiç aklınızda kullanmayın, hiç sorgulamayın bunun ne olduğunu düşünmeyin. Ne verdiysek alın deseler kimse bunu kabul eder mi? Et Herkes mi? bunu kendi hakaret görür, kandırıldığını düşünür. Ama mesele din olunca insanlar akıllarını devre dışı bırakabiliyorlar. Yani nasıl ki balın sahtesi varsa... Ee, dinin de sahtesi oluyor. Din adına uydurulan şeyler de oluyor. İnsanın evet. bunun ayrımını yapabilmesi için o halis arı duru dini görebilmesi için aklı kullanması gerekir. Aklı olmayanın hani rahmetli Hasan Onat hocamızı da burada analım. Ramazan vesilesiyle Vallahi hep vurgulardı. E, mekan cennet olsun. Aklı olmayanın dini yoktur. Yani aklı olmayanın dini yükümlülüğü yoktur zaten. Yani siz aklı aldığınız zaman zaten bir yükümlülük sorumluluk kalmıyor ki geriye. Hangi dinden bahsedeceksiniz? Din başlı başına bir sorumluluk, yükümlülük zaten. İnsan kalmıyor ki orada yani. Aklı evet. aldığınız zaman insan denen şey ortadan kalkıyor. Allah'ın aslında belki de en büyük ayetini Tabii. reddetmiş oluyorsunuz. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani çünkü Allah'ın bütün evren ayetlerini, Kur'an ayetlerini anlayıp idrak edebilmek için akıl ayetinin size var olması lazım. E siz aklı devre dışı bırakarak Birinci ayeti zaten reddetmiş oluyorsunuz. Allah'ın en büyük ayetini belki de bu anlamda devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Evet. Peki hocam, Muhammed hocam son sözlerinizi alayım ondan sonra da programı kapatalım. Evet. Ee, gerçekten güzel bir program oldu. Ee, şimdi yani Allah bize e, aklımızla inanmayı aklımızla yaşamayı ve aklımızla problemlerimizi çözüp Allah'ın huzuruna teslim olmuş bir kalple teslim olmuş bir akılla teslim olmuş bir bedenle kavuşmayı teklif ediyor bu en doğru yol budur bu yol insan dediğimiz eşrefi mahlukatın ulaşabileceği en üst seviyedir eğer bu yola girilmezse geriye sadece esfel esafilin kalır. Yani aşağıların aşağısı. Evet. Yani insanların aşağıların aşağısına, esfel esafiline yuvarlanması demek aklını kullanmaktan, vahiy ile akıl ve fıtrat üçlüsünü birlikte eee ederek bu hayata anlamlı bir şekilde, hayatı Allah için yaşama bilinciyle yaşayarak sonlandırması, en doğru yol, en karlı yol, en netice alıcı yol budur. Allah hepimize Hepimizi böyle yaşamayı nasip etsin inşallah. Bu şekilde bir hayat yaşamayı nasip etsin inşallah. Peki Caner Hocam son olarak siz ne söylemek istersiniz? Valla tabii hocalarım da gayet güzel belirtti. İşte Ramazan Kur'an ayı, Ramazan'da her zaman tekrar ettiğim şeyi tekrar edelim. Yani Bizim burada söylediklerimiz Kur'an'dan aldığımız ilhamlar. Kur'an'dan öğrendiklerimiz, siz de Kur'an'ı açıp anladığınız dilde okuyun. Bakalım biz Kur'an'a uygun mu konuşuyoruz, değil miyiz? Bizim de söylediklerimizi Kur'an'a göre değerlendirin. E, aklımızı kullanarak Allah'ın evrendeki ayetlerini anladığımızda, insanın iç dünyasına bakıp fıtratı da değerlendirdiğimizde Kur'an vahiy ile beraber bu aklın verilerini, e, insanla ilgili bilgileri birleştirdiğimizde bence olabilecek ...en doğru kanaatlere varacağız. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza evet. sağlık geldiğiniz için çok değerli bilgiler paylaştınız. Tekrar teşekkürler. Ben hemen kitaplarımızı da hatırlatayım sevgili izleyenlerimize. Sevgili izleyenler... ...Caner Taslaman hocamızın bu gecede üzerinde konuştuğumuz... ...Hayretten Hayranla... ...Aforizmalarım kitabını... ...ve her gece olduğu gibi... ...Mehmet Okuyan hocamızın Kur'an mealini... ...sizlere hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında... ...son paylaşılan program fotoğrafımızın altına... ...yorum yaparak... Fotoğrafı beğenen izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye iki kitabı da hediye ediyoruz. Bu gecede biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.